Merhaba değerli izleyiciler. Merhabalar tekrar. Bugün önemli olaylar oluyor. Üç tane olayı beraber yorumlayacağız. Çünkü Astana zirvesi var bugün. Ayrıca İsrail'in Gazze ilhak planı var. Bir de dün ciddi gösteriler oldu Sudan'da. Bunların anlamını kısaca yorumlamak istiyoruz. Astana süreci biliyorsunuz Türkiye'nin inisiyatifiyle başladı ve Suriye'deki harap, yani tahribatı ve kan dökülmesini engelleyecek. Ayrıca Suriye'nin parçalanması ve kuzeyde bir PKK devleti kurulmasını engelleyecek bir proje olarak karşımıza çıktı. Onun önemli zirvelerinden bir tanesi yapılacak Türkiye, İran ve Rusya. Tabii Türkiye'nin öncülüğüyle önce Rusya bu konuda Türkiye ikna etti. Çünkü Batı'nın Suriye'de demokrasi, insan hakları vesaire çok fazla bir kaygısı olmadığını anlayınca Türkiye dedi ki madem ben bunu çatışmanın taraflarıyla çözeyim. Ve Rusya önemli bir taraf olarak burada muhatap alındı ve İran da buna katıldı daha sonra. Başta isteksiz olan İran, daha sonra Trump'ın gelmesi vesaireyle zorlanmaya başlayınca buradan daha istekli oldu. Astana zirvesi bugün elektronik olarak yapılacak ve bu elektronik zirvede neler konuşulacak? Yani işte biliyorsunuz İdlib önemli bir dosya. İdlib'de hem ortak devriye hem işte oradaki istikrarın, sükunetin sağlanması ve siyasi süreç, siyasi Türkiye tabii demokratik çözüm istiyor ama hani özellikle İran hiçbir şey olmamış gibi yani başa dönelim diyor, reset tuşuna basalım diyor. Bu da mümkün değil. Rusya biraz daha siyasi çözümle istekli, Esad'sız olmayabilir diyor ve kendi aralarında da yani İran'la Rusya arasında da bu konuda bir görüş ayrılığı var, bir mücadele de var aynı zamanda. Bunlar konuşulacak. İkili görüşmelerin belki olması şu ana kadar ilan edilmedi. Yani Türkiye Rusya'yla ve İran'la ayrı ayrı görüşür mü diye. Ama sonuçta iki tarafta hem Rusya hem İran bir değişimin yani bir şekilde bir çözüm bulunması taraftarı her ne kadar elindeki kozları güçlü göstermeye çalışsalar özellikle İran durumun aslında bu kadar kolay olmadığını anladı. Geçenlerde Amerika'nın Suriye temsilcisi James Jeffrey de biz Suriye'yi Rusya'ya ikinci bir Afganistan yapmak için çalışıyoruz demişti. Bu da Rusya'yı uğraştırmak isteyeceklerini, Rusya'nın da tabii bir devlet birikimi, bir tecrübesi dolayısıyla böyle bir tuzağa çok fazla hani girdi ama hani bir şekilde bir çıkış arayacağı dolayısıyla buradan hem çıkarlarını koruyan hem de belki çok yüzünü karaya çıkarmayacak şekilde bir çözüm arayışı var. Eskisine göre Astana süreçlerinde, İdlib meselesinde Rusya daha istekli görünüyor. Eskiden hep bir böyle bir şikayet ve işte Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri yapmıyor diye şikayet şey yapıyorduk. Bir ilerleme kaygısı veya bir çabası olduğunu görüyorduk eski zirvelerden önce. Bugün Rusya biraz daha bölgedeki İdlib'deki sükuneti devam ettirme konusunda çok daha ciddi olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir şey. Tabii yeni anayasa tartışması var. Bu yeni anayasanın nasıl olacağı, anayasa komisyonları oluşturuldu ve bunların bir şekilde çalışıp bir anayasa taslağı ortaya çıkarması gerekiyor. Esad rejiminin verdiği yani 15 50'şer kişilik komisyon oluşturulmuştu. Onların 15'er kişilik daha bir öz grup komisyon çalışıyor şu an. Ama Esad rejiminin bu komisyonları oyalamaya, mümkünse çalıştırmamaya çok ciddi gayret gösterdiğini, yani bunu atıl bırakma yönünde bir çabası olduğunu görüyoruz. Tabii Astana zirvesinde ayrıca yani İran'la ilişkiler, sağlık, korona vesaire konuşulur ama Rusya ile de Libya'nın görüşüleceğini tahmin etmek zor değil. Libya'da Türkiye ve Rusya'nın bir ateşkes veya bir barış çabası olabilir ama hani şu haliyle Libya'da bir huzurun, istikrarın gelmesi şu hani bu haliyle krizi dondurmak mümkün değil. Çünkü haksız bir darbeci
yönetim veya darbeci bir teşkilat Libya'da haksız bir güç kullanıyor. Buna ne Libyalıların ne de Türkiye'nin razı olması mümkün değil ama böyle bir veya geçici ateşkes veya bir çözüm taslakları üzerinde konuşulabilir. Buna bir engel yok. İkinci meselemiz tabii daha bölgenin kronik meselelerden birisi de bu Filistin meselesi. İsrail'in, Netanyahu yönetiminin, koalisyonunun, hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etme planı. Biliyorsunuz Trump geldikten sonra İsrail ne derse Amerika buna destek verdi ve burada ciddi bir kolaylık sağladı Trump İsrail'e. Bunu sürdürmek istiyor. Hani Golan ilhakı olsun, işte Kudüs'ün başkent olarak tanınması olsun Amerika tarafında. Birçok şeyi, yerleşim yerlerinin genişletilmesi olsun, birçok konuda İsrail ve Netanyahu hükümeti çok şahince hareket ediyor. En son işte 100 yıl anlaşması planı vardı. Amerika'nın Kushner öncülüğünde açıklayacağı bir plandı bu. Yani Arapları da buna katacaklardı ama Araplar tabii buna çok cesaret edemedi. Aslında Kaşıkçı cinayeti olmasaydı belki de cesaret edeceklerdi. Yani Amerika'ya bu desteği vereceklerdi. Muhammed Bin Selman'ın koltuğu alması pahasına karşılığında ama Kaşıkçı cinayeti Muhammed Bin Selman'ın prestijini çok sarstı. Trump'ı da sarstı tabii. Trump'a da bir yük olmaya başladı. Şimdi bu konuda çok fazla cesaret edemiyor. Çok fazla öne çıkamıyor Arap ülkeleri ve tabii Trump. Biraz bu konuda gerileme olduğunu görüyoruz. Diğer bir konu ise yani 100 yıl anlaşmasında artık kamuoylarının çok ciddi tepki göstermesi söz konusu. Buna da özellikle hani koltuk derdine düşen Muhammed Bin Selman, yani Arap dünyası körfez deyince tabii Suudi Arabistan'ın çok önemli bir etkisi var. Buna cesaret edemeyeceğini anlıyoruz. Ürdün zaten çok net bir şekilde karşı buna. Çünkü Kudüs'teki manevi himaye hakkını kaybediyor Ürdün yönetimi ve Ürdün'de ciddi Filistin nüfusu var. Onları da razı etmesi mümkün değil. Abbas, Mahmud Abbas ve Filistin yönetimi de buna karşı 100 yıl anlaşmasına. Dolayısıyla yani çok bir taraftar bulamadı. Çünkü çok maksimalist bir politika izliyor Netanyahu ve İsrail. Burada bunu gerçekleştirmesi, hani tabii ki işgal etmiş durumda şu anda oraya İsrail'den başkası giremiyor ama yani bunu meşrulaştırması, bunu dünyaya kabul ettirmesi o kadar da kolay değil. Bu konuda direnç olacaktır hem Filistinlilerden hem dünya kamuoyundan. Ve son olarak da bugün işte ayın 1'i itibariyle meclise getirilmesi planlanan bu Batı Şeria'nın ilhakı projesinde de biraz Trump'ın tam destek veremediği, çünkü kendi derdine düştü korona meselesiyle, seçimler vesaire meselesiyle o kadar agresif olamayacağını görüyoruz. Seçimlerde tabii yeterince ödül verdi Netanyahu'ya Trump ama şimdi artık biraz bu işin sonuna gelindi gibi. O kadar ya ertelenebilir bu ilhak kararı ya da bir şekilde yeni bir takvim açıklanabilir falan diye. Hani bugün böyle bir gündem vardı ama Filistin meselesi gündemden düşmeyecek. Çünkü Arap baharıyla rahatlayan Arapların birbirine girmesi, özellikle darbe karşıtı kampın bölgeyi kaosa sürüklemesi dolayısıyla Suriye dahil, Yemen, Libya vesaire, Sudan dahil Arap ülkelerinin zayıflamasıyla hani demokrasi verseler Arap ülkeleri güçlenecekti. O yüzden kaos ve darbelerle terbiye ediyorlar. Bu ortamda rahatlayan İsrail elini kolunu sallayarak istediğini yapmaya çalışıyor ama yani her şeyde o kadar kolay değil. Burada ciddi bir direnç var. Avrupa Birliği'nden, dünya kamuoyundan, insanlık vicdanından bu ilhaka ve İsrail'in yaptıklarına ciddi bir direnç var. Bunu da dikkate almak zorunda İsrail. Bugün tabii ABD Büyükelçiliği Büyükelçisi David Friedman, o da bir Yahudi kökenli Amerikalı. Bu konuda yeşil ışık yakmıştı ama belki işte Amerikan seçimlerinden önce, hala da ben hani bu projeden hemen Netanyahu'nun vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü seçimde çok ciddi vaatler verdi. Ama uygulaması da o kadar kolay değil. Biraz da hani Trump giderse işimiz daha da zorlaşır diye bir
aceleleri de olduğunu görüyoruz. Yani çünkü demokratlar gelirse hani iki devletli çözüme daha sıcak bakan, küresel tepkileri dikkate alan demokrat yönetiminin İsrail'e o kadar açık çek vermesi söz konusu olmayabilir. Türkiye'de bu konuda ciddi bir yani insanlığın vicdanını yansıtan, tabii Türkiye'nin bu aynı zamanda çıkarlarıyla da örtüşüyor. Çünkü çok güçlü bir İsrail, eli rahat bir İsrail, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la, Rum kesimiyle, işte Mısır'ı da peşlerine takıp Türkiye'yi de dışlayacak bir paylaşım derdindeler, bir niyetindeler. Bunlara Türkiye'nin razı olması çok kolay değil. Diğer bir konu ise Sudan. Sudan'da işte baskıcı El-Beşir yönetiminin düşmesi bir yılı buldu ve bir yılda değişen bir şey olmadı. Yani 30 yıldır yaklaşık başta olan yönetim ülkeyi aç bıraktı, susuz bıraktı, geri bıraktı. Bunda yani hem iç başarısızlıkların rolü var, aynı zamanda dış faktörlerin de, işte ambargolar, Amerikan ambargoları dahil, Körfez'in yine yanında güçlü bir, yani Suudi Arabistan'ını kastediyoruz, güçlü bir Sudan istememesi karşı tarafta, Kızıldeniz'in karşısında bunun payı var. Yani Sudan'ın bölünmesinin payı var. Çünkü bölündüğü zaman petrolün büyük kısmı güney tarafında kaldı. Böyle bir ortamda Sudan çok ciddi bir ekonomik krize sürüklendi ve yani neredeyse bütün Afrika'yı doyuracak potansiyelde olan Nil Nehri dolayısıyla, verimli toprakları dolayısıyla yani yiyecek bulamayacak hale geldi. Ve bundan dolayı büyük ortaya çıkan büyük gösterilerden sonra Beşir yönetimi bırakmak zorunda kaldı. Hatta halbuki Beşir beni insan hakları mahkemesine götürmeyin diye Sudan'ın bölünmesine bile razı olmuştu, ama tabii yani ona razı olmak yetmiyor. Yine mahkemeye çıkarılacak. Yani bu darbeciler Beşir'i yani devrim diyorlar, ama yani askerle sivil yönetimin ortak bir yönetim konseyi oluşturuldu geçen seneki Beşir'in düşmesinden sonra. Yani hiçbir zaman özellikle Körfez ülkeleri gidip halka teslim etmiyorlar. Yani bir devrim konseyi, sivillerden oluşan bir halkın oluşturduğu bir devrim konseyi burada aktif olamıyor maalesef. Halka ve sivillere yönetimi vermiyorlar. Ortak bir komisyon oluşturuldu. Tabii siviller tekil ve zayıf. Asker hem güçlü hem de arkasında yine Körfez ülkeleri dahil dış ülkelerin olduğu bir ortamda demokrasinin gelmesi kolay değil. Yani 4 yıllık bir geçiş süreci düşünüyorlar. Yani yakın dönemde bir seçim söz konusu değil. Böyle olunca da yani halkın derdine derman olacak bir yönetim ortaya çıkmadı. Bu bir yıllık sürede ciddi işte eski rejimin taraftarları, diplomatları, işte bürokratları vesaire büyük bir tasfiyeye giriştiler. Ama yani eski rejimin hala ben hani öyle birden kaybolmayacağını düşünüyorum. Ciddi bir taraftarı, bir zemini olacaktır. Özellikle başarısız darbe girişiminden sonra belki tekrar eski rejimin eli güçlenecektir. İşte geçen dünkü gösteriler bunu teyit eden, hani hem eski rejimin hem işte bu durumdan, bugünkü durumdan rahatsız olan halkın ve belki de eski rejimin taraftarlarının sokağa indiğini görüyoruz ki bunu destekleyecek şekilde eski Dışişleri Bakanı ve Beşir'in partisinin başkanı İbrahim Gandur dün tutuklandı. Gösterilerle ilgisi olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Çünkü bu gösteriler yani sarstı bir daha ve yani sanki yeni yönetimin de bir devrimle devrilebileceği ihtimalini gündeme getirdi ve yönetim biraz korktu aslında, bu geçiş yönetimi. Ve onun başbakanı Abdullah Hamdok da 2 hafta içerisinde büyük reformlar getiriyoruz falan dedi, ama çok da kolay değil reform. Hani söz vermek kolay ama tutmak kolay değil, çünkü ciddi imkansızlıkları var Sudan'ın. Bunun altından kalkması çok kolay değil. Öyle olunca belki bu egemen konsey dedikleri konseyde bir tartışma olacağı, bazı partilerin
gösterilere destek vereceği ve belki sokağa ineceği söz konusu. Yani Sudan'da ciddi gösteriler oldu. Beşir'in devrilmesinden bir yıl sonra değişen bir şey olmadı. Açlık, sefalet ve baskı devam ediyor. Yine göstericiler, yani gösterilerde dün bir kişinin öldüğü, işte bazı insanların da yaralandığı, yani yine eski rejim gibi sert bir müdahale yapıldığı anlaşılıyor gösterilere. Bakalım ne olacak, ama Sudan yine Kızıldeniz güvenliği açısından, Arap dünyasının, Afrika'nın güvenliği açısından, Türkiye açısından da önemli bir ülke. Bunu yakından takip etmek lazım. Yani Türkiye de takip ediyor tabii. İnşallah Sudan için hayırlı sonuçlar olur. Ama yani koronadan dolayı da bir sarsıldı Sudan. İşi kolay değil. Bu şeyle biz de daha iyi bir gelecek temennisiyle bitirelim. Hepinize iyi günler.